laf senin ağzından çıkanla kulağının, duyduğunun, tuttuğunun anlamadığını, manasız konuştuğunu anlamak için kain olmaya gerek yok, biliyor musun? Ya Erdal abi, senin sorun kulağında değil, biliyor musun? Senin sorun kulağında değil, algında. Algında sorun var. Senin ağzından çıkanla kulağının, duyduğunun, tuttuğunun aynı yerde kesmesine rağmen algılamamakta çok isyankarsın. Ben istemiyorum diyorsun, algılamak istemiyorum diyorsun. Becerebilecek misin bari? Ya oğlum, senin ağzından çıkanla kulağının duymadığını, tutmadığını zaten biliyorum ben, ama şu gözlüklerin birazcık bunu görmeni sağlasın. Ya senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunda birazcık tuhaflık yok mu sence Yavuz? Ha? Arkadaş arasında hiç yok, kusur mu olurmuş ya? Kusura bakar mıymış arkadaşlar arasında birbirine? Ha? Sen dağcılıktan ne anlarsın ki? Al işte, al. Söylediğin lafa bak ya. Bazen ağzının dediğiyle kulağının duyduğunu, tuttuğu hiç ben görmedim hayatımda. Ya senin ağzından çıkan lafı önce bir ölç, bir tart, bir resmini çiz, ondan sonra konuş. Becerebilir misin gerçekten? Bana becerebilir misin? Ya ağzınızdan çıkan lafların ne kadar şuursuzca devam edeceğini bildiğim için yol, harita, pusula, navigasyon bizim mesela ailemizde hep genlerimizde varmış. Senin ağzından çıkanı kulağın hiç ayıplıyor mu acaba? Gözük çocuk. Ya ağzından çıkan laf önce bir havada bir dönsün, beklemesini yapsın, ondan sonra kulağından iniş izni istesin. Bize resmi sevdirebilir misiniz hocam? Aa işte. Daha ağzından çıkan laf kulağını boyayamıyor. Daha resmi nasıl boyayacakmışsın acaba? Oğlum sen ne anlarsın oyunculuktan ya? Al işte, ver baba. Konuştuğun laf abi. Konuştuğun laf değil. Ağzından çıkanla kulağının söyle duyduğu aynı şey değil. Beceremeyeceksin sen bu iş. Belli. Nasıl beceremeyeceksin ya? Ya nasıl beceremeyeceksin? Senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun aynı şey olmadığının farkında değil misin sen? Lan oğlum ne işi var sende o kadar dalesin? Ah işte ah. Ah ah buyur. Ah. Ağzından çıkanla kulağının dediğinin, duyduğunun bir an bir kere olsun artık Allah aşkına farkına var bildiğin lafı konuşurken ya. Al işte. Söylediği lafa bak ya. Ya aradan o kadar yıl geçti. Hala ağzından çıkanla kulağının duyduğunun tuttuğunu ben hala görüyorum. Tutmadığını. Sıkılmadın mı ya Erdal abi? Sıkılmadın mı ya? Ya senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun benim sigortalarımın attırdığının farkında değil misin? Ya sen elektrikten ne anlarsın be? Al işte. Al işte. Konuşsun lafa bak ya. Ya konuşsun lafla ağzından çıkanın, kulağının deliğinin, tuttuğunun geline gedine hiç oturmadığının farkında mısın sen? Benim babam biraz deliydi ya. Şşt! Ama oldum ama şimdi hiç insan babasına öyle der mi? Ağzından çıkanla kulağının duyduğunun, tuttuğunun çok güzelsin. Efendim? İnsan hiç babasına öyle şey der mi? Ayıp ama yani ne kadar yakışıksız, ne kadar ayıp, ne kadar güzel gözlerin var. Ben sizi dedim oturukları çıkarmıyorum diye dinlemediniz beni. Sen hiç konuşma Yavuz. Sen hiç konuşma. Senin ağzından çıkanı maşallah kulağın çok güzel duyuyor ama gözlerin hiç görmüyor Bay Yavuz. Yeni işiniz hayırlı olsun. Ya o kadar güzel konuşuyorsunuz ki Sayın İşveren Bey. O ağzınızdan çıkanla kulaklarınız bal tutsun emin. Yemin ediyorum kafamın içinde Erdal Bakkal var. Adamın ağzından çıkan laf kulağıma nasıl yer ettiyse artık yemin ediyorum her yerde Erdal Bakkal duyuyorum. Tövbe yarabbim. Allah sen koru. İnsan böyle şeyler giyer mi ya? Ya ne biçim konuşuyorsun? Senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun tutma ne kadar eski laflar ettiğinin farkında mısın? Nesi varmış ceketin ya? Ah aslan gibi ceket. Anasının gözü ceket be. Allah Allah. Ya senin bütün gece dikkat ettim. Problemin ne biliyor? Ağzından çıkanla kulağının duyduğunu hiçbir şekilde ortak bir yerde bir temassızlık var ve sen evet. Bak bunu mesela kötü bir yan diyor ya yaz diyor. Bunu kötü bir yan olarak yaz. Çünkü birincisi ağzından çıkanla kulağının duymamasına ısrarcı olman en kötülerinden biri. Bunu yazarım bana sorsalar. Evet. Magazinci mi? Oğlum sen ne anlarsın magazincilikten ya? Ay şimbinin ağzından çıkanı kulaklarınıza geldi mi? Duydunuz mu? Acaba şimbinin ağzından çıkanı? Ya benim halalarım, teyzelerim hep magazinciydi be. Anlar mısın antikacılıktan? İşte dediğiniz lafı. Ne kadar antika bir laf olduğunu inşallah kulaklarınızın fark etmesinde yarar sağlarız. Ya senin ağzından çıkanla kulağın duyduğunu hiç biri olmadan farkında mısın? Amirim. Biliyorum. Hiç anlamıyorum ben bu çocuğu. Ya sen ettiğin o bir ağzından çıkan lafı bir
bir ölç, bir tart, bir kase. Evet, Erdal abi, Allah aşkına ağzından çıkan kulağa bir bak. Ağzından çıkardığın o kulağa bir... Neydi o ya, laf mı? Aynen öyle, hiç yemin ediyorum. Aynı böyle, yemin ediyorum. Çok da güzel oldu, biliyor musun?